Trabzon'daki resimler daha çıkmadı ama. Görmeniz lazımdı. Ne kalabalık, ne kalabalık. Eli öpmek için eğilip doğrulmaktan belim ağrıdı. Tabii, boynundaki altınların da ağırlığı var. Söyleme sahip. Ayıp hakikaten Rıza. Yalan değil. İki tarafta da düğün etmek hoş ol. Çabuk döndünüz ama. Doğru dürüst dinlenemediniz. Olsun. Burada da çok iş var. Ben bir ömür boyu palaya yaşatacağım Nesrin Hanım'a. Baştan söz verdim. Maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin, amin. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Gülay Hanım. Ben almasam, çok içtim. Nasıl isterseniz. Uygunuzu mi kaçırıyor? Çay bağ bir şey yapmayın. Rahat. Sana meyve çayı yaptım. Teşekkür ederim. Ben bu kadar çok çay içen bir aile görmedim. Koca çok rahat. Koca demlikler, semaverler sürekli kaynayıp duruyor. Kendi çayımız da, kendi çayımız gibi içiyor. Bu resimlerden isterim ben de. Aa, tabii tabii, yaptırıyoruz hepinize. Cemile'nin kamerası nasıl işe yaradı? Her şeyi çektik. Ya bir gece de onu izlemek için gelirsiniz. İzleriz nasılsa, acelesi. Ya. Katya'dan yeni bir haber var mı? Yok. Aman olmasın da, bizden uzak dursun. Hastaneye geldi Katya. Aa, ne istiyormuş? Hiç ziyaret işte, beni görmek istemiş. Şeytan görsün yüzünü. Şunlardan da alın Süleyman abi. Hepsinden aldım kızım, sağ ol. Senin tarifinle yaptım, nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Beni katlayıp koymuşsun kenara. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Matmazel anahtarı sana iade etmiş. Öyle değil mi? Kaldırdım attım ben de. Artık anahtar manahtar yok. Neden? Kasa ne olacak? Kalkacak kadar iyi olduğumda ilk iş kapatacağım. İçinde önemli bir şey yoktu zaten. Oh, sevindim. Yani üstümden yük kalktı. Emanet, emanet diye. Nasıl sinirimi bozuyordu deli oğlan. Emanet yok artık. Bir çay daha Şayeste abla. Yok, uyku uyuyamam sonra. Funduktan yiyin, taze taze. Ellerimle topladım. Alıyoruz, her şey önümüzde. Yukarıyı topladım. Başka bir şey var mı yapılacak? Yok yok. Yat hadi sen. Rıza Bey bir şey ister mi? Çoktan uyudu Rıza Bey. Rıza Bey'in bu evin temposuna alışması için daha çok zaman var. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Efendim Nesrin. Uyandırdın mı? Yok. İnternet kafedeyim. İş ilanlarına bakıyorum. Anladım. Bir an önce iş bulmam lazım. Bulursun hayırlısı. Arayacağını biliyordum. Senin anlatacaklarını merak ettiğimden değil, neredesin, ne yapıyorsun diye merak ettiğimden aradım. Tamam tamam kızma. Birdenbire ne oldu da gittin, merak etmiyor muyum? Ediyorum ama sormuyorum. Ama eteğime çamur bulaşır, Allah korusun. O evde çok büyük olaylar çıkacak Nesrin. Çok da uzak değil, ben sana söyleyeyim. Yer yerinden oynayacak. Sus, ağzından yel alsın. Pişman ettin aradığımı, hadi kapatıyorum. Dur. Kapatma ne olur. Abuk subuk konuşma sen de o zaman. Şu kadarını söyleyeyim ki, bil ki olacaklardan ben sorumlu değilim. Bütün bunların sebebi Bihter Hanım. Ne diyorsun sen yine ya? Bihter Hanım ne yapmış da ne olacak?
Hilmi Önal her şeyi biliyor Nesrin. Boşa konuşmuyor. Bütün iddiaları da doğru. Bunu ben söylüyorum. Çok selam söyleyin herkese. Olur, söylerim. Rıza çimlerimi sararmıyor değil mi? Hadi gelin bir kahve için. Bahçeye de bakarsın sen. Yok, yok, olmaz. O kadının yüzünü görmek istemiyorum Süleyman, lütfen. Kusura bakmayın ama böyle matmazel. Peki. Zaten Nihal'in evinde çok iş var. Ustaların başında durmamız gerekiyor. Tamam. Size kolay gelsin. Size de. Haftaya perşembe mi gideceksin? Evet canım, hadi sen de gel. Yok, 4 gün için o yol çekilmez. Sen gelirsen kalırız da. Tokyo'dan Osaka'ya da geçeriz. Başka sefer gideriz, gözümde büyüdü şimdi. Bana sor, ben gelirim. Başka sefer. Hayır Rıza, balık alma, gözünü seveyim. Rıza'cığım, biliyorum çok taze olduğunu ama böyle olmaz. Buzlukta büyük balık var. İyi, tamam, tamam. Kimse yemezse oturur, sen yersin artık. Tamam, hadi. Ben de. Denizden kopamadı hala. Aklı fikri, denizde balıkta. Yazık. Çok iyi adam ama sabit fikirli. Taktı mı takıyor. Dur bakalım canım, daha dün bir, bugün iki. Aa, bir şey dediğim yok canım. Allah bozmasın, böyle devam etsin inşallah. Ben çok memnunum kocamdan. Hep de öyle devam etsin. Kısmet. İnsanın alacası içinde tabii. Görünmüyor. Eğer böyle bir şey varsa da Allah gözüme gözüme soksun inşallah. Aşkımdan gözümü kör etmesin. Dün Katya aradı. Neyse canım. Daha önce de söylemiştiniz ya, gözümle görmedim. Boşuna anlatıp da şimdi sizi de sinirlendirmeyeyim. Anlatsam da ne diyeceğinizi biliyorum zaten. Heh, al bunları da Sema. Sıcak sıcak götür. Ben de buzdolabından et keseyim. Akşam için konuşuruz. Tamam. Doğru holdinge mi? Evet. Hoşçakalın. Güle güle canım. Günaydın. O ses ne öyle? Dün gece çok dans ettik, terledik. Üstüm de inceydi. Aman hastalanma. Ya. Sıcak bir şeyler içerim şimdi.
Hadi bay bay. Güle güle. Aa, bugün eve bakmaya geleceksin değil mi? Son halini görmedin. Söz vermeyeyim, uğramaya çalışırım. Tamam tatlım. Güle güle. Derhal kendime gelmem lazım. Eğlenceden sonra yine tekneye gidildi mi? Hayır. Çok kalabalıktık. Behlül'ün de arkadaşları vardı okuldan. Deli gibi dans ettik. Ne güzel. Ay, Behlül erkenden çıkmış. Nasıl buluyor bu enerjiyi, aklım almıyor. Ona ayak uydurmak zor. Hem de nasıl. Yurt dışında yaşama fikri senden mi çıktı? Hayır, Behlül'den. Ama şahane değil mi? Bugün günlerden ne? Perşembe. Haftaya Perşembe Behlül'ün doğum günü var. Ya. Evet. Sürpriz bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Biz de davetli miyiz? Tabii. O zaman birlikte bir şeyler düşünelim. Behlül'ü nasıl kandırıp sürpriz yapacağız onu düşünmek lazım.